Bu gübrelemenin ve ilaçlamanın yanı sıra verim artışı rekolte için özellikle buğday ve arpa arazilerinize uyguladığınız özel bitki besin elementleri, vitaminler veya özellikle geçtiğimiz biliyorsunuz 2022-2023 yılı içerisinde Ekim tarihinde Sempdoria, pas gibi hastalıklar malum oldu. Bunlar için bir tedbir, bir önlem veya uyguladığınız bir şeyler var mı? Bunları değerli çiftçilerinizle paylaşmak isterim. Tabii illaki uyguluyoruz. Yani tarım ilaçları da yani satış yerlerine gidip oradan ilaç alıp yani gününden evvel hani gördüğümüz kontrollerde bakıp şey yaptığımız zaman gerekli arazi kontrolleri yaptığınızda Hemen yani gidip ziraat mühendisi oluyor zaten satış yerlerinde. Onları anlatıyoruz. Onlar da bize gerekli bilgileri ve gerekli ilaçları veriyorlar. Yine yağmur öncesi bir şeye denk getiriyoruz. Ve serin bir havada kullanıyoruz. Yani illaki yani bunlara önem arz ediyorsunuz, tabii. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Tabii. Değerli çiftçilerimiz, burada da sizlerle gene önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Özellikle arpa ve buğday arazilerinde fungusal hastalıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dönemini, ilaçlama zamanını, ilaçlama saatini çok iyi ayarlayabilmemiz gerekiyor. Bunu geçmiş olduğumuz yıllarda yaşadık, gördük arazilerde. Bu özellikle buğday ve arpa arazilerinde yaprak çizgi hastalıkları, pas, Sempdoria, kahverengi pas, memeli pas gruplarının bütün fungusal hastalıkları gördük. Bu arazide bunlarla karşılaşmamak ve rekolte verim kaybı yaşamamak için sizler de mutlaka ama mutlaka lütfen arazilerinizi kontrol edin. Uygun döneme, uygun şartlarda, uygun dozlarda bilgili arkadaşların, ziraat mühendisi arkadaşların yönlendirmesini yapacaklar olduğu fungusal hastalıklarla mutlaka ama mutlaka gereksinim görüldüğü takdirde arazilerinizi ilaçlamaya önem gösterin lütfen. Çünkü herhangi bir fungusal hastalık geldiği zaman hem bitkinin gelişimini etkiler, hem bitkide daha sonraki hasat dönemlerinde bitkide verim kayıplarına sebep olur. Bu da çiftçiye ekonomik zarar olarak dönmektedir lütfen. Buna önem arz edelim. Peki, toprağın ekim hazırlığını konuştuk. Ekimimizi konuştuk. Şimdi biraz sonra yapacağımız gübrelememizi de konuştuk. İlaçlamamızdan da bahsettik. Hasat dönemine yakın dikkat ettiğiniz hususlar var mı? Hasat yapılacak biçer döverlere, mekanizasyonla önem veriyor musunuz? Ne gibi şartlar arıyorsunuz? Bunlar da çiftçilerimize paylaşır mısınız? Tabii yani hasat dönemine yakın gözümüz hava dolur zaten. Hani Allah kötü bir şey vermesin abi diye. Ama biçerlerde tabii biçer döver son model olmasına önem veriyoruz. Genelde de bizim bu köyde son model biçerler var. Onlarla biçim yapılıyor ve güzel oluyor. Yani bir biçer döver hasat makinesi araziye girdiği zaman mesela biçime başladığını düşünelim. İşte biçtiği yerden sıraların arkasını kontrol ediyor musunuz? Mesela döküyor mu acaba? İşte bitkide dökülme var mı? Hasat kaybı yaşanıyor mu? Böyle şeylere dikkat eder misiniz? Yok, bakmayız onlara. Yani güven meselesi. Yani kendi köyümüz makina, sıfır makina. Hani öyle bir şey olsa mutlaka söyler. Hani tarımcılar da geliyor zaten ilk başlandığında. Onlar da bakıyorlar. İlçe müdürlüklerinden kontrol ediyorlar değil mi? Evet. Değerli çiftçilerimiz, ürünün yetiştirilmesi kadar hasat dönemi de çok önemlidir. Buna çok ama çok önem göstermeliyiz. Uygun dönemlerde hasadımızı yapabilmemiz lazım. Hasadımızı düzgün, kontrolleri yapılmış mekanizasyonlarla, makinalarla yapmamız lazım. Döneminde hasat edilmeyen hangi bitki olursa olsun, arpa, buğday, nohut, mercimek, bitkilerde baklalardan dökülme olur, tanelerden bırakma olur, araziye dökülür. Bu bir verim kaybıdır. Uygun mekanizasyon, kontrol edilmiş, bakımları yapılmış bir mekanizasyon, biçer döver aleti olmazsa hasat zamanı da araziden biçilen ürünleri tamamıyla döker. Bu da çiftçiler için büyük bir kayıp olur, ekonomik zarar olur. Diğer yıl için ekeceğiniz ürünlerin içerisinde de yabani bir bitki formunda gelişir. Örnek veriyorum, bu sene arpayı arazimize döktük. Arazimize döktüğümüz zaman ertesi yıl buğday arazimizde yaptığımız zaman buğdayın içerisinde arpa görünmesi hiç hoş bir durum değil. Ekonomik kayıp, verim kaybına sebep olur. Üretimin, materyalin kullandığı gübre,
ilaç, tohum, toprak hazırlığı ne kadar önemliyse mekanizasyon da bir çiftçi için veya verim yılı için o kadar önemlidir. Lütfen değerli çiftçilerimiz, bunu da göz ardı etmeyelim. Kemal Bey, şimdi arazi geldiğimiz zaman, gördüğümüz zaman, şimdi çiftçimizin bir tanesi ilaç atmış gidiyor. Evet. Dönemsel olarak bir taraftan gübreleme, bir taraftan ilaçlamalar hala devam ediyor. Görüyoruz. Bereketli olsun inşallah. Şimdi sizin bulunduğumuz buğday arazisi haricinde ekimini yapmış olduğunuz, yetiştiriciliğini yapmış olduğunuz başka ne ürün vardır? Buğdaydan. Evet, buğday veya arpadan başka. Yani, ürün yetiştiriyor musunuz? Ekilişini yapıyor musunuz? Yani buğday ekinden başka, arpadan başka bir şey yok. Yani arpa, nohut var. Nohut da zaten bir hafta içinde falan ekimi başlar. Başka bir şey yapmıyoruz yani. Ara bahçeyle uğraşıyoruz. Anladım. Bu buğdaya, arpaya gösterdiğiniz ilgiyi, alakayı, toprak hazırlığından tutun ekimine kadar, bunu diğer bitki, ürün, pörtpörü çeşitliliği için de yapıyor musunuz? Tabii. Bunları çiftçilerimize paylaşmak tabii, istersek. Nohut için de yaparız yani. Nohut yeri düz olmalı. Yani dümdüz, dızgara çekeriz. Yani kimisi dızgara çeker, kimisi tırmık çeker. Dümdüz olması, nohut ekimine güzel, elverişli olması sağlanır. En sonda hani nohuttan ekildikten sonra üstüne yuvak çekilir. Hani yuvak derler, kimisi başka bir şey der. Silindir derler, aha, yuvak derler. Onu çekilir, bırakılır yani. Şimdi değerli Çiftçi TV izleyenleri, Kemal Bey gayet güzel bahsediyor. Burada silindir, kimi yerlerde yuvak, kimi yerlerde merdane diye işlem tabir edilen mekanizasyonu, özellikle İç Anadolu'da kıraç tarım yapılan yerlerde biz toprak su tutma kapasitesi artsın, gönen dediğimiz topraktaki su neminin birikmesi için uygulanır. Siz yani o şekilde, evet. Sizler de kuvvetle muhtemelen o şekilde uyguluyorsunuz. Bunun peki kullandığınız merdane, silindir, buğday bitkisi için konuşursak, şu anda içerisinde bulunduğumuz için, bunu belli bir dönemde mi yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz? Veya uyguluyorsanız hangi dönemde uyguluyorsunuz? Yani bunu buğdayda da yapıyoruz. Buğdayda da, nohutta da hafif yüzüne çıktın mı? Hani ne diyeyim, biz 1 santim, 2 santim, 3 santim. Çimlerin olduğu dönemde. Nohutta, ikinde de tam o düzende attırıyor. Yani çekiliyor. Bu kullandığınız silindir veya merdanenin bir özelliği var mı? Özellikten kastım şu. Tercih ettiğiniz işte plastik merdane, işte metal veya silindir, herhangi bir şey var mı? Bunu da çiftçilerimizle, yani plastik olması daha iyi. Çünkü diğerleri çok baskı yapıyor. Fazla kırılmalara sebep oluyor. Aynen. Ama plastik olursa daha güzel. Bu da önemli bir bilgi. Evet. Değerli çiftçilerimiz, Kemal Bey'in de belirttiği gibi bu arazilerde uygulanan silindirlerin kullanılan materyaller genelde buralarda plastik silindirler veya merdaneler tercih ediliyor. Sebebi de bitkiye daha az zarar verebilmesi için, zarar vermesi, bitkinin bundan daha az zarar görmesi için kullanılan plastik materyaller var. Bir de Kemal Bey, malumunuz 2023-2024 yılı için kış ayı özellikle bizim İç Anadolu bölgemizde ve birçok bölgemizde kurak geçti. Yeterli miktarda kar yağışı olmadı ki, hatta hiç olmadı diyebiliriz. Yağışlar az. Buna bağlı olarak da özellikle buğday ve arpa arazilerinde zarar veren yabani hayvanlar var. Evet. Özellikle tarla faresi. Sizlerde de bu sıkıntı oldu mu? Bölgenizde oldu mu? Köyünüzde oldu mu? İlla ki var, bayağı var. Ya şimdi yabani hayvan, diğer yabani hayvanlar hani bu tarla farelerini hani yiyorlar. Onların olmaması, hani avcıların tilki gibi başka hayvanları, ekosisteme yararlı hayvanları öldürebilmesi. Evet, öldürmesi. Yani bize illaki çiftçilere bir zarar veriyor. Çünkü fareler o yüzden çoğalıyor. Bu sene de bayağı birçok. Yani ilaçlarla hani şey yapmaya çalıştık ama bir yandan da gönül el vermiyor işte. Sonuçta hayvan.
Peki bunlar için tarla faresi için yapmış olduğunuz bir uygulama var mı? Bizlerle, çiftçilerimizle, kıymetli çiftçilerimize paylaşır mısınız? Yani ilaç atıyoruz. Buğday. Zehirli buğday. Yani başka bir şey kullanmadık. Değerli çiftçilerimiz, Kemal Bey'in bahsettiği bu sıkıntı maalesef bu yıl için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de var. Birçok tarlayı, birçok arazimizi maalesef tarla fareleri istila etti ve ürünlere gerçek anlamda, ciddi manada zarar verdi. Ama Kemal Bey sohbetinde çok güzel bir şeyden de bahsetti. Ekosisteme faydalı hayvanların insanlar tarafından öldürülmesi ve yok edilmesi sonucu, tabiatın ve ekosistemin dengenin bozulması sonucu bu hayvanların da zarar miktarları ve zarar eşiği çok miktarda arttı. O yüzden kıymetli çiftçilerimiz, bizi izleyen değerli insanlar, doğaya zarar vermeyelim lütfen. Ekosisteme zarar vermeyelim. Ekosisteme, doğaya vermiş olduğumuz her bir zarar bize kat kat fazlasıyla zarar olarak dönüyor. Tilkilere, yılanlara, ekosisteme, canlı hayvanlara dokunmayalım lütfen. İkinci bir özellikten bahsetmek istediğim bir konu değerli Çiftçi TV izleyenlerimiz. Sizlerin de eğer ki arazilerinizde mevcut olan buğday, arpa arazilerinizde eğer ki tarla faresi sıkıntınız varsa bunlar için ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilirsiniz veya bulunduğunuz il veya ilçelerde, köylerde mevcut olan bitki koruma ürünleri bayilerinden hazır zehirli buğday zehri alabilirsiniz. Hazırlanmış, direkt kullanıma hazır. Toz zehirler var. Kepek veya ezme diye tabir ettiğimiz her köyde bulunabilecek, her çiftçimizin evinde olabilecek. Bunlarla birlikte kendiniz zehirli yem hazırlayabilirsiniz. Bunu uygulayabilirsiniz. Bunları uygularken de şuna çok dikkat etmeliyiz. Dönemine. Tarla farelerinin vermiş olduğu zarar eşiğinin en fazla olduğu dönemlerde bu uygulamayı yapmalıyız. Birkaç delik görmekle uygulama yapmayabilirsiniz. Zarar eşiği arazinin içerisinde çok fazla olursa ve gerçek anlamda bitkiye zarar vermeye başlarsa bu dönemde mutlaka ama mutlaka ürünlerini uygulamanızı yapınız. Zehirli yemlerle, kimyasal hazır zehirlerle bunları yapın. Çünkü tarla fareleri gerçek anlamda araziye çok büyük miktarda zararlar verir. Bu da hasat zamanında, bitkinin gelişimi döneminde ürün kaybına, verim kaybına sebep olur. Bu da çok önemli bir husustur. Tarla fareleri sadece arazilerde zarar eşiği göstermiyor mutlaki. Seralarda, bahçelerde, herhangi konaklama alanlarında da tarla farelerini görebiliyoruz. Seralar için de uygulama yapın. Alanlar için de uygulama yapın. Depo alanları, ambar alanları, bu alanlarda da mutlaka uygulama yapın. Kullanımı daha kolay olan fare pastaları, diğer yabani hayvanlara zarar vermemek için özellikle kuşlara, zehirli buğdayların kullanılmaması gereken alanlar da var değerli izleyiciler. Bu hususa çok önem verin lütfen. Tarla farelerini öldüreceğiz derken diğer ekosistemdeki faydalı canlılara da zarar vermeyelim. Onların da ölümüne lütfen sebep olmayalım. Özellikle seralarda veya arazilerde fare pastasında kuş popülasyonunun çok fazla olduğu yerlerde fare pastası, zehirli fare pastalarının da uygulamalarını yapabiliriz. Bu sayede ekosisteme faydalı kuşların da ölmesine sebep olmamış oluruz. Güzel, keyifli söyleşimizin sonuna gelirken artık gübrelemeye, azotlu gübrelemeye başlayacağız arazimize. Bu gübrelemeyi niçin, neden yaptığımızda kısaca çiftçilerimize paylaşır mısınız? Yani gelişimi için, boylanması için atıyoruz. Değerli çiftçilerimiz, değerli Çiftçi TV izleyenleri, azotlu gübrelemenin hububat bitkilerinde, tahıl grubunda fazlalığı çoktur. Önemi çok arz etmektedir. Kardeşlenme için, ilerideki dönemlerdeki rekolte için, sağlıklı bir bitki gelişebilmesi için, homojen bir büyüme için, bunların tamamı için özellikle kardeşlenme döneminde bitkilerin azotlu gübrelemeye ihtiyacı vardır. O yüzden tahıl gruplarında arpa, buğday, nohut, mercimek belki aramayız ama tahıl gruplarında özellikle arpa ve buğdaylarda, mısırlarda bu gruplarda azotlu gübrelemenin önemi çok ama çok fazladır. Lütfen sizler de yeterli miktarda, uygun dozajlarda düzgün bir gübrelemeye lütfen önem gösterin. Değerli izleyenler, şimdi programımızın bu bölümünde
İçerisinde bulunduğumuz buğday bitkimize azotlu gübrelememizin uygulamasını yapacağız. Bu uygulamayı yaparken nelere dikkat edeceğiz, nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi sizlerle Kemal Bey'le onları paylaşacağız. Evet Kemal Bey, gübrelememizi yaparken, kullanırken nelere dikkat ediyoruz? Mekanizasyon ve gübre seçimi konusunda. Kısaca çiftçilerimizi bir bilgilendirir misiniz? Yani mekanizmanın yeni ve güzel olması önemli. Traktörle hani atarken aralıklara dikkat edilmeli. Evet. Yani bunlara dikkat edilmeli. Yani çok önemli bir şey bu gübreleme. Değerli izleyenler, kullandığınız azotlu gübrenin önemi kadar kullanılan mekanizasyonunda burada çok önem var. Sebebi ise şu: uygun bir gübreleme için, uygun miktarda dozaj gübresini atabilmeniz için kullandığınız ekipmanın ayarı yapılmalıdır. Dekara kaç kilogram uygulayacağınızı bilmelisiniz. Ona göre buradaki ayar kollarından ayarlarımızı yapıp uygun gübre kaliteyi seçtikten sonra bu gübreleme, fırfır derler, gübre serpme makinesi derler, ona uygulayıp bu ayar kollarıyla birlikte yaptıktan sonra gübreleme de en az gübre seçimi kadar önemlidir. Kemal Bey bir konuya bahsetti. Çok önemlidir. Arazi üzerinde gittiğiniz kanat mesafesine veya fırfırın serpme mesafesine de çok özen göstermek zorundasınız. Attığınız gübreleme yerine birkaç defa daha gübre atarsanız bu bitkide toksit bir etki yapabilir, zehir etkisi yapabilir. Bu özellikle bu hususa çok önem göstermeliyiz. Şimdi Kemal Bey, gübremizi gübre serpme makinemize boşaltalım ve gübreleme işlemimize başlayalım. Kemal Bey, bu arazide gübreleme için üre gübresi tercih etti değerli izleyenlerimiz. Bu kıraç arazide dekar için belirlemiş olduğunuz bir gübre miktarı var mı? Mesela biz bu araziye şu anda dekar başına kaç kilogram üre gübresi kullanacağız? 10 kilo üre gübresi kullanıyorum yani genelde. Tek uygulama? Evet, tek uygulama. Çift uygulama olduğunda 5-5 ikiye bölüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bulunduğumuz arazi kıraç bir arazi olduğu için Kemal Bey buraya tek bir gübreleme yapacak. Ve bu gübrelemede tek bir seferde 10 kilogram üre azotu, üre gübresi kullanacak. Üre gübresini bu tarlada kullanmamın nedeni güçlü tarla, verimli bir tarla olduğu için kullanıyorum. Üre gübresi de çabuk eridiği ve bitkiye gelişimine daha iyi olduğu için kullanıyorum. Değerli izleyenler, Kemal Bey'in bu arazide üre gübresi tercih etmesinin sebebini arazinin topografik yapısının kuvvetli taban arazi olmasına bağlıyor. Bunun için üre gübresini tercih ettiğini söylüyor. Üre gübresi doğada en hızlı çözünen azot gruplarından bir tanesidir. Bu da şu anlama gelmektedir: üre gübresi hızlı çözündüğü için bitkiye daha hızlı etki yapar. Kemal Bey de arazi kuvvetli olduğu için, taban arazi olduğu için ve bir an önce gelişmeni hızlandırabilmek için bu arazide üre gübresi tercih etmiş. Şimdi biz de Kemal Bey'in bu arazisinde üre gübresini kullanacağız. Hadi bakalım. Kemal Bey, bu keyifli sohbetiniz için öncelikle şahsım ve Çiftçi TV izleyenleri için size çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna gelirken çiftçilerimize söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz
Bir şeyleriniz var mı? Son sözlerinizi alabilir miyim? Yani öncelikle buraya gelip bu programı yaptığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yani çiftçiliği bırakmayalım. Çiftçilik bırakılırsa yani olmaz. Çiftçi zaten milletin efendisidir. Kesinlikle. Bu işi devam ettirelim. Yani herkese tavsiyem. Değerli Çiftçi TV izleyenleri, ben Ziraat Yüksek Mühendisi İsmet Duman. Bu keyifli söyleşiden de, Kemal Bey'in muhabbetinden aldığımız bilgilerden de umarım sizler de yararlanmışsınızdır. Umarım sizler de büyük keyif almışsınızdır. Değerli Çiftçi TV izleyenlerimiz, sormak istediğiniz bütün sorular için Çiftçi TV'nin YouTube kanalının altındaki yorum kısmına bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizi buradan bilgilendirme yapacağım. Yazdığınız bütün yorumları okuduğumu sakın unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.